Efendim, bir zamanlar çok büyük bir serveti olan tüccar varmış. Sık olarak uzun yolculuklara çıkarmış. Bir gün yanına biraz hurma ve biraz bisküvi alıp çölü geçmiş. Atını bir ağaca bağlamış ve ağacın altına oturmuş. O anda kendisine doğru gelen bir cin görmüş. Ayağa kalk! Oğlumu öldürdüğün için seni öldüreceğim. Tüccar, canavarın korkunç yüzünü görünce dehşete kapılmış. Efendim, bu ölümü hak etmek için size ne yapmış olabilirim? Oğlumu öldürdüğün için seni öldüreceğim. Ama nasıl olur da oğlunuzu öldürmüş olabilirim? Onu tanımıyorum. Hatta onu hiç görmedim bile. Sen buraya geldiğinde yere oturmadın mı? Ve cüzdanından birkaç hurma çıkarmadın mı? Ve onları yerken çekirdeklerini atmadın mı? Evet, kesinlikle öyle yaptım. Öyleyse sana oğlumu öldürdün diyorum. Onları yerken çekirdeklerini attığın sırada oğlum oradan geçiyordu. Ve onlardan bir tanesi onun gözüne geldi ve onu öldürdü. Bu yüzden seni öldüreceğim. Efendim, lütfen beni bağışlayın. Sana merhamet etmeyeceğim. Efendim, ama ben oğlunuzu yanlışlıkla öldürdüm. Bu yüzden hayatımı bağışlamanızı talep ediyorum. Hayır. Oğlumu öldürdüğün için seni öldüreceğim. Tüccarı kolundan yakalamış. Onu yere fırlatmış ve kafasını kesmek için kılıcını kaldırmış ama... Peki ne olmuş? Sultan sonunu duymak için çok hevesliymiş. Ama o sırada ay gökyüzünün arkasından batmaya ve güneş de doğmaya başlamış. Sultanım, gün doğmak üzere ve benim sonumun vakti geldi. O zaman bana sonunu hızlıca anlat. Bu çok uzun bir hikaye ve hızlıca anlatılamaz efendim. Sadece bugün için yaşamama izin verirseniz bu gece hikayeyi tamamlayabilirim. Sultan bu anlaşmayı memnuniyetle kabul etmiş. Ertesi günün sabahı kızını canlı görmek vezir için büyük bir sürpriz olmuş. Ertesi günün gecesi sultan odaya büyük bir hevesle gelmiş. Şehrazat rahatlamış görünüyormuş. Cin ve tüccarın hikayesini bitir hemen. Sonunu duymak için can atıyorum. Peki sultanım. Anlatmaya başlamış. Efendim, lütfen bana biraz zaman verin. Ailemle buluşacağım. Yanınıza sağ salim geri gelirim ve beni siz öldürebilirsiniz. Ama eğer ben sana zaman verirsem, korkarım ki hiç geri gelmezsin. Tekrar geri geleceğime dair size gerçekten söz veriyorum efendim. Ne kadar süre istiyorsun? Ben sizden bir yıl istiyorum. Size bir yıl sonra geleceğime dair söz veriyorum efendim. Cin onu çeşmenin yanında bırakarak kaybolmuş. Tüccar kendine gelmiş ve atına binip yola koyulmuş. Evine vardığında karısı ve çocukları onu büyük bir sevinçle karşılamışlar. Ama onları kucaklamak yerine öyle acı bir şekilde ağlamaya başlamış ki hemen çok korkunç bir şeyler olduğunu anlamışlar.
Anlat bize. Ne oldu? Yaşayacak sadece bir yılım var. Sonra onlara kendisi ve cin arasında ne geçtiğini ve bir yılın sonunda öldürülmek için geri geleceğini anlatmış. Bu acı haberi duyunca büyük üzüntü yaşamışlar ve çok ağlamışlar. Ertesi gün tüccar bütün hesaplarını kapatmaya başlamış ve bütün borçlarını ödemiş. Dostlarına hediyeler vermiş. Bir yıl çok çabuk geçmiş. Yola koyularak çeşmeye ulaşıp cini beklemeye başlamış. O sırada genç bir adam yanına gelmiş. Kardeşim, seni bir sürü kötü cinin olduğu bu kötü çöle getiren şey nedir? Burası tehlikeli bir yer. Tüccar genç adama oraya neden gelmek zorunda olduğunu anlatmış. Genç hayretler içinde dinlemiş. Cinle görüşmenin şahidi olmayı çok isterim. Sonra iki köpeğin takip ettiği başka bir adam gelmiş. Kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? İlk gelen genç adam ona tüccar ve cinin macerasını anlatmış. İzin verin ben de sizinle kalayım ve cini göreyim. O da diğerlerinin yanına oturmuş ve sohbet ederken üçüncü bir genç adam gelmiş. Hikayeyi duyunca o da onların yanında kalmış. Sonra uzaktan yoğun bir duman görmüşler. Tıpkı bir toz bulutuna benziyormuş. Bu duman giderek yakınlaşmış ve sonra bir anda ortadan kaybolmuş. Ve kimseyle bir kelime etmeden elinde kılıçla tüccara giden cini görmüşler. Kalk ayağa. Oğlumu öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim. Tüccar ve üç genç adam ağlayıp inlemeye başlamışlar. Cinlerin prensi, sakinleşip benimle ilgili bir hikayeyi dinlemen için sana yalvarıyorum. Eğer hikayemin daha ilginç olduğunu düşünürsen o zaman tüccarın cezasını hafifletmelisin. Cin bir süre düşünmüş. Tamam o zaman, bunu kabul ediyorum. Efendim, elimde gördüğünüz bu sopa benim karım. Bizim hiç çocuğumuz olmadı. Bu nedenle en sevdiğimiz uşağımızın oğlunu evlat edindim ve onu mirasçım yapmaya karar verdim. Ama karım anneyi ve çocuğu sevmedi. Evlatlık oğlum 10 yaşına geldiğinde bir seyahate çıkmak zorunda kalmıştım. Gitmeden önce anneyi ve çocuğu karıma emanet ettim ve bir yıl sürecek yokluğum sırasında onlara göz kulak olmasını ondan istedim. Bu zaman zarfında bazı kötü emellerini gerçekleştirmek için büyücülük öğrenmiş. Yeteri kadar öğrenince oğlumu uzak bir yere götürmüş ve onu bir buzağıya çevirmiş. Sonra onu benim kahyama vermiş ve satın aldığı bu buzağıya bakmasını söylemiş. Uşağı da ineğe çevirmiş ve kahyaya göndermiş. Birkaç ay sonra geri döndüm. Oğlum nerede? Uşağın öldü ve oğlun. Onu 2 aydır görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çok üzülmüştüm ve oğlumu yakında tekrar göreceğimi umuyordum. Günler geçti ve Kurban Bayramı geldi. Kahya, kurban kesmek için bana büyük baş getirin.
O da öyle yapmış. Ama getirdiği inek onun bahtsız uşağıymış. Onu eğmiş ama tam onu öldürmek üzereyken gözlerinden sicim gibi yaşlar aktığını görmüş. İneği bırakmış. Neden ineği bıraktın? Önce onu öldür. Götür ve öldür onu. Ben bu ineği öldüremem. Kahya ineği öldürmüş ama her ne kadar şişman durmuşsa da derisini yüzerken kemikten başka bir şey olmadığını görmüş. Onu kendine sakla. Besili bir buzağın varsa onu getir bunun yerine. Kısa bir süre sonra oğlu olan o çok şişman buzağı getirmiş. Buzağı başını toprağa koyup kendini ayaklarıma atmıştı. Git, bu buzağı götür ve ona çok iyi bak. Bunun yerine hemen başka bir tane getir bana, çabuk. Ne yapıyorsun? Bu buzağı kurban etsene. Kararım kesindi. Buzağı öldürmeyi istemiyordum. Başka bir buzağı kurban ettim. Bunu götürmüşlerdi. Ertesi gün Kahya benimle özel olarak konuşmak istedi. Size bazı haberler vermek için geldim. Büyü yapmayı bilen bir kızım var. Dün kesmeyip geri çevirdiğiniz buzağı geri götürürken kızımın gülümsediğini ve hemen ardından ağladığını fark ettim. Neden öyle yaptığını sorduğumda, bu buzağının sizin oğlunuz olduğunu ve dün kurban ettiğiniz o ineğin de onun annesi olduğunu söyledi. Ve bütün bunların hepsine neden olan kişinin karınız olduğunu söyledi. Öfkemi kontrol edemiyordum. Kahya'nın kızıyla görüştüm. Oğlumu eski haline çevirebilir misin? Değiştireceğim. Ama bana iki söz verirseniz. Bir, oğlunuzla evlenmeliyim. İki, karınızı ben cezalandırmalıyım. Dilediğin gibi yap. Ama onun hayatını bağışla. Sonra kız bir tas su aldı ve üzerine anlamadığım bir şeyler okudu ve suyu üzerine dökünce oğlum eski şekline dönmüştü. Gelip bana sarıldı. Çok mutlu oldum. Oğlum, canım oğlum. Bu genç kız seni korkunç bir büyüden kurtardı ve eminim minnettarlığını göstermek için onunla evleneceksin. Sevinçle kabul etti ama onlar evlenmeden önce kız karımı sopaya çevirdi ve kendi gözlerinizle bilakis ona bakıyorsunuz. Çok seyahat ettiğim için gittiğim her yere onu da götürüyorum. Hikayem size ilginç gelmedi mi? Gerçekten öyle ve ben cezayı hafifletebilirim. İlk genç adam hikayesini bitirince, iki siyah köpekle dolaşan ikinci genç adam cine dönmüş. Cin, sana başıma ne geldiğini anlatacağım. Ve eminim benim hikayemi biraz önce dinlediğin hikayeden çok daha hayret verici bulacaksın. Ama bitirdiğimde cezayı biraz daha hafifletecek misin? Evet, senin hikayenin ilk hikayeyi geçmesi şartıyla. Bu anlaşmayla ikinci adam şöyle başlamış. Ulu Cin Prens, bu iki köpekle benim üç kardeş olduğumuzu biliyor olmalısınız. Babamız her birimize 1000 dinar bırakarak öldü. Paranın tamamıyla hepimiz aynı mesleği seçtik ve tüccar olduk. İlginç. Devam et. Kısa bir zaman sonra dükkanlarımızı açmıştık. Büyük abim ülke dışına çıkmayı istedi. Her şeyini kaybetti ve bir dilenci gibi geri döndü. Abi, sana ne oldu böyle? Beni sorgulama.
merak etme. Dükkanımı kapattım. Onunla her anlamda ilgilendim. Banyoya soktum, en güzel elbiseleri verdim. Hesaplarımı kontrol ettim ve paramı iki katına çıkardığımı görünce yarısını abime verdim. Sevinçle kabul etti ve birlikte önceki gibi yaşadık. Bir süre sonra ikinci abim işini satmayı ve seyahate çıkmayı istedi. En büyük abim ve ben onu durdurmaya çalıştık. Ama faydasızdı. Bir yıl sonra bir dilenci gibi döndü. Yeni bir dükkan açması için ona para verdim. Şimdi iyiydi. Bir gün iki abim bana geldiler. Bize katıl. Sonra hepimiz birlikte bir deniz yolculuğuna çıkarız. Ne? Evet. Abimin dediği doğru. Beraber gider ve daha fazla kazanabiliriz. Her şeyimizi kaybetmiştik. Artık güvendeyiz. Benim de mi sokakta kalmamı istiyorsun? Ama abileri zorlamışlar ve genç adamı yolculuğa katılmasını sağlamışlar. Genç adam 6000 dinar kazanmış. Her birine biner dinar verip kalanı bir ağacın altına gömmüş. Güzel bir günde yolculuğa çıkmışlar. 2 ay denizde gittikten sonra bir şehre inmişler. Ve burada harika bir ticaret yaparak çok iyi paralar kazanmışlar. Ve hayatlarını böyle sürdürmüşler. Geri dönüşte... Fakir giyimli güzel bir kız ona seslenmiş. Kimsiniz genç bayan? Ben bu kasabanın fakir bir kızıyım. Bütün işini yaparım ve istersen sana da bakabilirim. Ne demek istiyorsun? Benimle evlenirsen sana iyi bir eş olurum. Kim olduğunu bilmiyorum. Seninle nasıl evlenebilirim? Dalga mı geçiyorsun? Ama kız ona sormayı bırakmamış. Ona yalvarmış. Sonunda genç adam onunla evlenmeye karar vermiş. Ona güzel kıyafetler vermiş. Bu kıyafetlerle kız bir prensese benzemiş. Güzel görünüyorsun. İyi özelliklerin var ama neden fakir giysileri içindeydin? Ben fakir bir kız değilim. Ben bir periyim. Abilerin için endişelendiğini gördüm. Seninle yaşamayı istedim ama beni fakir durumumla kabul edecek kadar iyi biriydin sen. Tanrı seni bana bahşettiği için çok şanslıyım. Genç adamın abileri kızı kıskanmışlar. Gerçeği bilmeden kardeşlerini ve karısını denize atmışlar. Kız bir peri olduğu için genç adamı kıyıya götürüp evinin çatısına yerleştirmiş ve genç adam uyanmış. Ne oldu? Neredeyim ben? Peri gözlerinin önünde belirmiş. Abilerin bizi denize attılar ama seni buraya getirdim. Çünkü onlara bir ders vermeliyim. Lütfen onların hayatlarını bağışla. Peri kaybolmuş. Genç adam eve dönünce evinde üzüntüyle bakan iki köpek görmüş. Peri ortaya çıkmış. Bu iki köpek senin abilerin. Ancak 10 yıl sonra eski hallerine dönecekler. Onları cezalandırdım. 10 yıllık süre doldu. Kardeşlerimi eski hallerine çevirsin diye Peri'yi arıyorum. Benim hikayem size ilginç gelmedi mi? Evet, dileğini kabul edip tüccarın cezasını hafifleteceğim. Bunu duyunca üçüncü adam cine gelmiş. Cin, benim size anlatacak hiç hikayem yok. Bütün dileğim bu tüccara acıyıp onu serbest bırakmanız. Bana bir hikaye anlatman lazım.
Onu tanımamana rağmen bu tüccar için endişeleniyor olman beni derinden memnun etti. Hey tüccar! Hayatını bağışladıkları için bu üç adama teşekkür etmelisin. Tüccar gözyaşları içindeymiş. Teşekkür ederim Cin. Sağ olun değerli dostlarım. Üç adam ve tüccar çok mutlu olmuşlar. Tüccar evine dönmüş ve ailesiyle uzun bir ömür yaşamış. Saat sabahın 4:30'uymuş. Sultanın odasında ışıklar pırıl pırıl parlıyormuş. Şehrazat, bu hikaye harikaymış. Sen de zaten bu hikayeyi harika anlatıyorsun. Sultanım, bir balıkçı hakkında güzel bir hikaye daha var ki bundan bile daha ilginç efendim. Lütfen bana hikayeyi anlat. Ama majesteleri, neredeyse sabah oluyor. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlarsam eğer yarını ancak bitiririm. Pekala, o zaman senin cezanı bir gün daha uzatayım. Peki efendim. Şimdilik size iyi geceler.